Hepinize merhabalar arkadaşlar. İmre'nin Dünyası kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle kış mevsiminin vazgeçilmez meyvelerinden şahane bir kür hazırlıyoruz. Bu kürle gerçekten gitmeyen inatçı kilolardan anında kurtulacaksınız. Öncelikle ben tercihimi portakaldan yana kullanıyorum. Benim için kış mevsiminde portakal kokusu gerçekten kışın habercilerinden bir tanesidir. Hazır ve karlı havalar da gelmeye başladı. Bu yağ yakıcı kürümü hızlı bir şekilde sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle portakalın kabuklarını şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ince bir parmesan rendesiyle ben rendeliyorum. Bu şekilde rendelendiğinde çok güzel bir şekilde içerisinde bulunan bizler için gerekli olan enzimleri ve özellikle yüksek miktarda bulunan antioksidanları ve C vitaminini rahatlıkla çözünebilir bir hale getiriyoruz. Tabii ki de bu işlemi yapmadan önce her işlemde olduğu gibi arkadaşlar ilk önce yapmanız gereken şey kesinlikle kabukların iyice temizlendiğinden emin olmak. Gerçekten hijyen burada çok önemli. Ben kendim bunları nasıl temizliyorum diye hemen sizlere bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar karbonat ya da tuz ile dışını iyicene ovalayalım. Çünkü bizler farkında olmasak da üzerinde mikroorganizmalar bulunabilir. Üstünde tozlar bulunabilir. Öncelikle bunların iyicene atılması gerekiyor. Daha sonrasında bir durulayalım. Tekrar bir 5 dakika kadar sirkeli suyun içerisine tuttuktan sonra artık kullanıma hazır bir hale gelecektir. Güzelce yıkayıp benim yaptığım gibi bu rendeleme işlemini sizler de yapabilirsiniz. Özellikle burada parmesan rendesi kullanıyorum. Görüyorsunuz hepten böyle incecik incecik oluyor. Bu şekilde olması gerçekten tarifin püf noktalarından bir tanesi. Bütün o dışında beyaz kısmını almadan sarı turuncu kısmıyla güzel bir şekilde parmesan rendesiyle görmüş olduğunuz gibi ben güzelce rendeledim. Şöyle hemen rendemin üzerine kalanları da temizlemek istiyorum. Burada kesinlikle hiçbir tanesini israf etmek istemiyorum. Gerçekten benim için çok ama çok değerli bir kür bu. Şimdi hemen arkadaşlar bir tane de kış meyvelerinin olmazsa olmazı limonum var. Limonun kabuğunu da sadece dışında bulunan o sarı kısmını kullanacak şekilde güzelce rendeleyelim. Burada limon kabuğunda yüksek miktarda antioksidanlar var. Özellikle de dillimonen isimli bir antioksidan var ki bu bizim vücudumuza girdiğinde yağları cayır cayır yakıyor. Sizler de bölgesel kilolardan, gerçekten inatçı kilolardan kurtulamıyorsunuz. Limon kabuğunu deneyin arkadaşlar. Ve arkadaşlar son zamanlarda laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar göstermiş ki hesperidin isimli bir P vitaminimiz var. Bu da bizler için gerçekten olmazsa olmaz vitaminlerden bir tanesi. Bu vitaminin ana kaynağı tabii ki de limon oluyor. Ben o yüzden limon kabuklarımı da şöyle iyice rendelemeyi tercih ediyorum. Gerçekten benim kullanmayı en sevdiğim en doğal C vitamini kaynaklarından ikisi bir portakal bir limon. Hem her zaman ulaşılabilir bir gıdalar hem de arkadaşlar içerisinde yüksek miktarda C vitamini içeriyorlar. Şöyle güzelce iyice püre haline geldi biliyorsunuz parmesan rendesiyle rendelediğimiz için. Şimdi bu kabukları yan tarafa alalım ve asıl bizim için portakalımızın içine gerekli hızlıca portakalımı kesiyorum. Gerçekten portakal kış meyvelerinin içerisinde olmazsa olmaz ve portakalla birlikte limon da olmazsa olmaz. Limonu da hızlı bir şekilde kestik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam bir C vitamini tabağımız var şu anda burada. İçerisindekiler sayesinde metabolizmamıza yangınlar çıkartmaya yetecek. Hızlıca ben limondan başlamak istiyorum. Bunların güzelce bir görmüş olduğunuz gibi sıkacak yardımıyla suyunu çıkartacağım. Burada tabii ki de daha önce dışından katman aldığım için birazcık limon kabukları parçalanabiliyor ama şöyle elinizle birleştirerek tutarsanız çok kolay bir şekilde suyunu çıkartırsınız. Ben bir tane tam limon kullanıyorum. Ama arkadaşlar burada sizler isterseniz eğer ki hipotansiyonunuz varsa ya da hipotansiyon için risk grubundaysanız yarım limon, çeyrek limon da kullanabilirsiniz. Ben limonun lezzetini aromasını sevdim ve çok sık kullandığım için benim herhangi bir hipotansiyon problemim de olmadığı için burada bir tane limonu kullanabiliyorum. Dediğim gibi bazı kişilerde hipotansiyon problemi olabiliyor. O yüzden limonun miktarını sizler istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şöyle portakalımızı da iyice sıkalım. Gerçekten hiçbir zerresini israf etmeyelim. Şöyle güzelce olabildiği kadar portakalımı da sıktım arkadaşlar. Ben burada gerçekten portakallardan yararlanmayı çok seviyorum. Aroması limonla birlikte karıştığında limonun o ekşiliğini çok güzel bir şekilde dengeliyor.
Ben bu tarifi bir de sabahları kullanmayı seviyorum. Sabahları ağır hamur işlerini kullanmak yerine gerçekten meyvelerden yararlanmak benim hayatımın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Güne daha hafif başlamış oluyorsunuz. Enerjiniz yerinde oluyor. Ve de bu şekilde hafif gıdalar kullandığınız için gün içerisinde hem kan şekerinizi düzenlemiş oluyorsunuz hem de açlık krizlerini gerçekten ortadan kaldırmış oluyorsunuz. Şöyle arkadaşlar yan tarafa alalım. Sıkmış olduğumuz limonlarımızı ve tabii ki de burada bizim özellikle hazırlamış olduğumuz limon kabuklarımız vardı. Hemen onları da şöyle bir fincanın içerisine aktarmak istiyorum. Limon kabukları gerçekten değerini bilemediğimiz besinlerden bir tanesi. O yüzden ben de burada değerlendirmek istedim. Şimdi de hazır böyle tam ikisinde kış mevsimi zamanı bol bol arkadaşlar tüketmeye özen gösterelim. Bağışıklık sistemimizi güçlendirecek, sizlerin daha sağlıklı olmasını sağlayacak hem de kilo vermede gerçekten çok etkili. Ben bu tarifi çok sık bir şekilde kullanıyorum. Hazır bugün de hazırlarken sizinle paylaşayım dedim. Şimdi içerisine arkadaşlar su ilave ediyoruz. Ama burada kullanacağımız su ılık bir su olacak. Çok fazla sıcak su kullanmamaya özen gösterin. Ve ben daha güzel bir şekilde demlenmesi için üzerini kapatıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki limon kabukları ve aynı şekilde arkadaşlar portakal kabukları içerisinde uçucu aromatik yağlar içerirler. Bu yağlar da bizler için çok ama çok değerli. Onların uçup gitmesini istemeyiz. Şöyle yaklaşık bir 20 dakika kadar ben bunu güzelce demlendirdim. Gerçekten bunun demlendikçe arkadaşlar asitlik değeri de çok güzel bir şekilde oranlanıyor. İçerken siz bunu kullanırken hiçbir şekilde yoğun asit hissetmiyorsunuz. Çok güzel bir şekilde metabolizmamızı da hızlandırıyor. Öncelikle ben hemen hızlıca limon kabuklarımı süzmek istiyorum. Limon ve portakal kabuklarını arkadaşlar şöyle güzelce sizler de bir süzgeçten süzebilirsiniz. İsteyen olursa bunu bu şekilde hani pörtülü bir şekilde, tortulu bir şekilde ben tüketmek istiyorum diyenler tabii ki de tüketebilirler. Ama pek çok kişi bu şekilde tüketmektense normal içmeyi sevdiği için ben burada süzmeyi tercih ettim. Ama tortuyla da gerçekten tüketilmeyecek bir şey değil. Rahatlıkla tüketebilirsiniz. Üzerine de hemen güzelce hazırlamış olduğumuz meyve sularımızı ilave ettik. Burada meyve suları maalesef hazır olmuyor. Instagram üzerinden pek çok arkadaşım bu tariflerde özellikle soruyorlar. Burada arkadaşlar maalesef hazır ürünleri tüketmeyi ben tercih etmiyorum. Özellikle vücudunuzu şifalandırmak adına kullanmış olduğunuz bu tarz kürlerde mutlaka doğal, orijinal kaynağından meyveleri, sebzeleri tüketmek gerçekten çok daha değerli olacaktır. Şöyle yeni yıla sayılı günler kala hazır kış geldiğini göstermişken kar da geliyorken şöyle güzel bu zamana yakışan bir bardakta sunum yapmayı tercih ettim. Gerçekten ben her zaman için yemeğe başlamadan önce göze de hitap etmesini istiyorum. O yüzden böyle sevimli bir sunum hazırlamak istedim. Şimdi arkadaşlar C vitaminimizin vücudumuza daha işlevli olması için biraz da onu omega yağ asitleriyle birleştirmemiz gerekiyor. Tek başına dahi protein kaynağı olarak geçen bizler için çok değerli kaynaklar var. Bunlardan bir tanesi de tabii ki de keten tohumu. Bir kaşık kadar keten tohumunu içerisine hızlıca aktarıyoruz ve bunu şimdi arkadaşlar içerisini aroma açısından da zenginleştirecek ve yine içerisine yüksek antioksidanlar bulunan naneden ilave ediyoruz. Ben burada taze nane kullanmayı çok seviyorum. Eğer ki sizler arkadaşlar burada kuru naneyi kullanacaksınız, kabuklarımızı demleme aşamasında naneleri de kabuklarla birlikte demlendirip suyunu alabilirsiniz. O şekilde de gerçekten çok güzel bir aroması olacaktır. Şöyle hızlıca karıştıralım hepsini. Ve son olarak da tabii ki de şişemizin artık sunumuna geçelim. Ben bu tarifi sabahları aç karnına kahvaltı olarak tüketmeyi çok seviyorum. Sizler de metabolizmanızı hızlandırıp yağlarınızdan hızlı bir şekilde kurtulmak istiyorsanız gerçekten kalıcı bir çözüm oluşturacak olan tarifimi deneyebilirsiniz. Benim hazırlamış olduğum tarifim bugünlük bu kadardı. Umuyorum sizler de bu tarifimi dener, güzel sonuçlar alırken tüm sevdiklerinizle arkadaşlar bu tarifimi paylaşmayı ihmal etmeyin. Aşağıya Instagram adresimi de bırakıyorum. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, güzel, fit günler dilerim. Gerçekten çok pratik birkaç malzeme ile çok etkili bir sonuç almak istiyorsanız ısrarla sizin bunu denemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü benim çok fazla faydalandığım ve yarar gördüğüm bir kürdü. Şimdiden hepinize
Güzel sonuçlar dilerim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.